Merhabalar. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de bir seçim oldu. Ama bu seçimde garip şeyler de oldu. Ben de sade bir vatandaş olarak merak ettiğim bazı hadiseler var. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak istemiyor mu? Ya da Millet İttifakı seçimi kazanmak istemiyor mu? Neler oluyor? Bazı gariplikler var. Örneğin Erdoğan'ın oyu %49,50 küsür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44,89. 5 nokta küsür de Sinan Oğan'ın. Yani bu bize neyi gösteriyor? Daha önce İstanbul seçimlerinde hatırlayınız, Erdoğan ciddi manada itiraz etmiş. İşte seçimleri tekrar yeniletmişti. Acaba burada 0,40, 0,50 diyelim. Yaklaşık 300 bin oy gibi bir oy alması gereken Erdoğan neden itiraz etmedi? Seçimleri yeniletebilip gerek yurt dışından gelen oylar gerekse yurt içindeki oylardan yenileterek buradaki bu farkı kapatabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu neden itiraz etmedi? Seçimlerin yenilenmesi noktasında ya da oyların tekrar sayılması noktasında. Benim için en büyük hayal kırıklığı ve düşündüğüm yer gece 22.30'da gece 2.30 arasındaki sessizlik. O arada neler oldu? Gece 22'ye kadar hatırlarsanız özellikle Ekrem İmamoğlu'yla beraber açıklamalar yapıyor. İşte daha açılmadık sandıklar var. 7 milyon civarı oylarımız var. CHP'nin en güçlü olduğu yerler işte Kadıköy, Bakırköy, Ankara, işte Yeni Mahalle, Çankaya gibi yerleri söylüyorlardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin güçlü olduğu yerlerde oyların daha sisteme dahil olmadığını söylemişlerdi. Bunu söyledikleri zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun oyu %47 küsur, Erdoğan oyu da %46 civarındaydı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun oyu %48, %49'a, Erdoğan'ın oyu %44, %45'lere gösteriliyordu. Birdenbire ne olduysa bu gece 22.30'da, 02.30 arasında birdenbire bazı değişiklikler mi oldu, pazarlıklar mı yapıldı? Burası kocaman bir soru işareti. Ne oldu da birdenbire Erdoğan 49 küsur, Kılıçdaroğlu 44 küsura döndü? Tam tersi oldu. Neler oluyor? Buraların soru işareti var. Bir vatandaş olarak bunun açıklamasını bekliyorum. Bu arada yine Halk TV sanki Erdoğan'a çalışıyor gibiydi. Yani özellikle Barışlar'ın, ondan sonra diğer birkaç yorumcunun yapmış olduğu yorumlara baktığımızda açıklamalar devam ederken seçim ikinci tura kaldı diyerek milletin sandığa sahip çıkmasını engellediler ve milletin gardını düşürdüler. Kimler içeriden satın alındı? Tuncay Özkan'ın bu Cevheri Güven'in yapmış olduğu YouTube kanalında bahsettiği 95 milyon hikayesi acaba gerçek mi? Yani bakıyorsunuz orada yine oraya katılan gazetecilerden birisi Tuncay Özkan'ın olayı manipüle ettiğini ve gerçekleri gizlediğini ifade ediyor. Bu Tuncay Özkan ve diğer Ergenekon kalıntısı, Avrasyacı kalıntıların içeriden dizayn edenlerin partideki rolü ve etkinliği nedir? Neler oluyor? Bunlar ciddi manada soru işaretleri ve cevap bekliyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten kazanmak istiyorsa Tuncay Özkan'ın ve o Barışlar'ın yapmış oldukları bu manipülasyon, Tuncay Özkan'ın yapmış olduğu bu çalışmalar şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgilendirmesi gerekiyor. Eğer gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu kazanmak istiyorsa, başkanlığı almak istiyorsa, o zaman oy sistemini yöneten bu Cihan Haber Ajansı'nın yaptığı gibi kendilerine ait gerçekten bir yazılım var mıydı? Ya da bu Anka Ajansı'nın yapmış olduğu paylaşımlar gerçekten doğruları, gerçekleri yansıtıyor muydu? Sistem istifa eden bu bilişimden sorumlu kişi sistemin tam çalıştığını söylüyor ama bazıları da sistemin kilitlendiğini söylüyor. O zaman kamuoyuna yönelik gerçekten sizin elinizde müşahitlerin ıslak belgeleri bulunmakta mıdır? Bunların açıklanmasını bir sade vatandaş olarak talep ediyorum. Mesela Doğu ve Güneydoğu'da ve İzmir'in bazı yerlerinde paylaşılan oy pusulalarında HDP'ye verilen oyların, yani yeşil sola verilen oyların MHP'ye yazıldığını ifade ediyorlar. Acaba bu sahte oy kullanımı
ne kadarı teşkil ediyor ve bu konuyla ilgili gerekli itirazları yaptınız mı? Ve YSK'ya itirazların uzatılması için gerekli uzatma talebinde bulundunuz mu? Eğer gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu kazanmak istiyorsanız, halkı ikna etmeniz gereken bazı noktalar var. Sandıklarda yeterli derecede müşahitleriniz var mı? Bazı sandıklarda şu an sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara baktığımızda sandıkta CHP ve Millet İttifakı'nın oylarının sıfır olduğu gözüküyor. Sandık müşahitleri CHP'den ve Millet İttifakı'ndan da olması gerektiğine göre burada sizlere neden bir tane dahi oy çıkmıyor? Bu oyların çalınması ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ayrıca neden itiraz edilmedi? Erdoğan neden o 0,42'yi telafi etmek için uğraşmadı? Acaba seçimin ikinci tura kalması milleti alıştırmak, ısındırmak için mi? Yani zaten kaybedeceğiz gibi bir yaklaşım mı söz konusu? Elinizi masaya vurdunuz. Evet, siz gerçekten bir değişim istiyor olabilirsiniz. Partiniz de istiyor olabilir. Ama partinizde değişim istemeyen ve Erdoğan'la anlaşan insanlara yönelik hangi tedbirleri aldınız ve alacaksınız? Nasıl bir strateji belirliyorsunuz? Gerçekten insanlar size güvendi, inandı. Türkiye'nin yarısı değişim istiyor. Başa baş gidiliyor. Bunun için oyların %2, %3 derecesinde çalınması noktasında Erdoğan yanına aldığı partilere mi bu çalınan oyları dağıttı? MHP anketlerde %3, %4 bandında gözükürken %11'i nasıl aldı? Neden bunlarla ilgili gerekli itirazlar yapılmıyor? Evet Kılıçdaroğlu, gerçekten kazanmak istiyor musunuz? Merak ediyorum. Eğer kazanmak istiyorsanız o zaman soru işaretleri gerçekten açık yüreklilikle kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklar ya da sizlere teklif edilen olaylar nelerdir? Ya da gerçekten tehdit altında mısınız? Nelerle tehdit ediliyorsunuz? Bunların açıklanması, kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir. Sade vatandaş olarak Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanmak istiyorum. Yoksa şu an ikinci seçime 28 Mayıs'a doğru giderken yeniden şehit haberleri almaya başladık. Acaba bunlar bir gözdağı mı? Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara Allah'tan acil şifa diliyorum. İyi günler efendim.